Merhaba arkadaşlar, oyunlar şafaklarımız hoş geldiniz. Bugün sizlere TTO imana geliyor, bunu izliyoruz. Evet, baştan gördüğünüz gibi arkadaşlar TTO Kur'an-ı Kerim'den özür diliyor, bir anda imana geliyor, Kur'an-ı Kerim'i öpüyor, el basıyor falan. Şimdi isterseniz TTO'nun bu videosunu hemen izleyelim. Evet, şimdi videoya geçtik. Gördüğünüz gibi TTO özür diliyor, özür dilerim diye şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi TTO'nun kendi kanalı, hani onaylanmış, fake falan değil, doğrulanmış. Şöyle gördüğünüz gibi 670 abone. Cidden Kur'an-ı Kerim'den özür diliyor. Yani zaten biraz sonra izleyeceksiniz, gerçekten çok fazla imana gelmiş bir şekilde. Yani nasıl imam hatipler bile bu kadar değil resmen. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Selamünaleyküm çok değerli arkadaşlarım. Böyle bir videoya mübarek bir şekilde girmek istedim ve biliyorsunuz bu fani dünyada hepimiz önemli bir sınavın içerisindeyiz. Ve evet, bir anda Nihat Hatipoğlu kesiliyor, hemen fetvaya başlıyor. Neyse, hemen izleyelim Bözben'den. Bu fani dünyada da hepimiz misafiriz ve bu fani dünyada önemli olan kul hakkı yememektir, haram yememektir ve güzel insan olmaktır. İnsan gibi çalışmaktır. Ancak biliyorsunuz bu son zamanlar değil mi de son bu 5-6 ay içerisinde gerçekten hakkında bir sürü yalan. Fark ettiniz mi, işte gözleri hep bir yerde, sanki bir şey okuyormuş gibi. Hakkını yemek istemiyorum ama sanki cidden hani bir şey yazmış da bir köşeye koymuş böyle. Oradan okuyormuş gibi. Bunlar söylenildi. Kişiliğimi karartmak için, kanalımı batırmak için, başarımı düşürmek için, kardeşim dediğim insan beni öyle bir şekilde tuzağa düşürdü ki, öyle bir şekilde beni kandırdı ki asıl Kur'an-ı Kerim'e küfür eden ben değil, odur arkadaşlar. Ve bu kişinin kim olduğunu falan filan da merak ediyorsanız bu ses kayıtları hakkında bilinmeyen detaylar adlı bir video çektim. Eğer o videoyu da izlemediyseniz açıklama kısmına koyacağım linkini, o videoyu da izleyin. Ondan sonra gelin bunu izlemeye devam edin çünkü o linki de baktım arkadaşlar, diyor ki altta bir tane link var, diye eski videosunun linki. Yani önce hatta bir link, ayrı bir özel bir video değil, izlediyseniz gerekli yok zaten izlemeye. Neyse, videoya devam ediyoruz. Çünkü o videoyu izlerseniz çoğu şeyi daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz, bu videoda anlatacağım. Dediğim gibi kardeşim dediğim kişi tarafından manipüle edildim. Kur'an-ı Kerim'e küfür edilmiş gibi olarak gösterildim. Bana kelimeler söyletildi. Ve çoğu kişi benim Kur'an-ı Kerim'e küfür ettiğimi sandı. Ve ben de bu kişinin bana yani onun yaptığını bilmiyordum ben de belli bir süre. O yüzden bayağı depresyondaydım. Nasıl yaptım, hatta ben ilk açıklama videomda bile söylemiştim, hatırlamıyorum diye. Bazıları diye işte neden kabul ettim, ben hiçbir zaman böyle bir şeyi kabul etmedim ve bugün de arkadaşlar sizlere bunu elimden geldiği kadarıyla kanıtlamaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir şey var, ilk videosunda yapabilirim, belki yapmışımdır, yaptıysam özür dilerim dedi. Sonra Ahmet Ağa da bunun için bir açıklama yaptı, sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Sonra ikisi bir oldu. Bu ilk açıklamasını sildi, Ahmet Ağa da sildi. Sonra ikisi canlı yayında biz böyle bir şey yapmadık, hepsi bunların yalanları, fake'leri dediler. Sonra işte diğer youtuberlar araştırdı, gerçekten baktı. Yani şöyle bir şey var, ben de fake olduğuna inanmıyorum. Yani bu sahte, ses kaydı sahte değil ama ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Çünkü ses kaydı gerçekten arada tiz bir ses olmaz. Video izlediyseniz çok tiz bir ses geliyor. Hani öyle bir ses olmaz çünkü montajda gerçekten yani fake olsa, o video sahte olsa gerçekten çok belli olurdu ama neyse, videoya şimdi devam edelim. İmanı geliyor. Abi Kur'an-ı Kerim arkadaşlar bu ya. Kutsal kitabımız bana nasıl böyle bir şey yaptı, ben de inanamıyorum gerçekten. Şimdi elimden geldiği kadarıyla kanıtlamaya çalışacağım dediğim gibi bugün de. Şimdi burada bir Kur'an-ı Kerim var gördüğünüz gibi. O da meali, yanlış olmasın. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe versiyonu meal. Kur'an-ı Kerim yani Türkçesi işte olan en önemli, önemli değil de çoğumuzun evinde olan bir hazinedir arkadaşlar bu. Şimdi Kur'an-ı Kerim bana bu kutsal kitabımıza bana bunu küfür etti diye gösteren arkadaşa cidden inanamıyorum hala. Cidden içim yanıyor arkadaşlar benim de. İçim zaten yandı, kül oldu uzun bir süre. Cidden nasıl yaptığını ben de inanamıyorum. Bak burada yaptım diyor, nasıl yaptım inanamıyorum diyor. Video ben yapmadım diye çok çelişiyor. Bir sürü videosun gerçekten çok çelişiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle Kur'an-ı Kerim açıklama meali ve açıklama falan her şey yazıyor buranın içerisinde ve gördüğünüz gibi şurada siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu şekilde göstereyim sizlere ve açıklaması Kur'an-ı Kerim değil. Kur'an-ı Kerim meali. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar gördüğünüz gibi Kur'an'ın üzerine arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in üzerine yemin edelim ki ben... Bir de sol eline basıyor, bir sürü çelişki var. Kur'an-ı Kerim'e küfür etmedim. Bakın yemin ediyorum, Kur'an-ı Kerim'in üzerine el basarak yemin ediyorum ki ben Kur'an-ı Kerim'e küfür etmedim. Hiçbir zaman etmedim. Hiçbir zaman etmedim. 2 kere tekrarlıyorum. Hiçbir zaman etmedim. Arkadaşım, kardeşim dediğim kişi tarafından manipüle edilerek beni Kur'an'da küfür ediyormuş gibi gösterdi kendisi. Allah onun belasını versin. Ne diyeyim artık, bana nasıl birazcık bunları yaptı ben de bilmiyorum. Kelime küfür etmiyorum videoda. Kur'an-ı Kerim bile söylemiyorum. Ben ismini bile söylemiyorum. O arkadaş işte soru soruyor bana. Ben ise sadece cevaplıyorum ve sorduğu sorular farklı. İşte orada kesmeler var arkadaşlar orada. Yani montajda bu zaten. Kelimelerimde montaj yok. İşte öyle yerlerde işte sorduğu sorulara da yapıştırma var sadece. Bu kadar yani. Kim yazmış onları? Evet. Bunun bedelini çok feci bir şekilde ödedim zaten ben. Çok ağır bir şekilde ödediğimi düşünüyorum. Neden? Nasıl ödedim bedelini? 780.000 aboneye ulaşmıştım. 800.000 abone oluyordum neredeyse. 200.000 abone civarı kaybettim. Aralıksız 3 ay boyunca her dakika boyunca benim anneme, babama istedim. Umarım beni affedersiniz. Ben hata yaptım ama Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman küfür etmedim. Peki hatası neydi? Hata yaptım diyor. Ama küfür dedi. Peki hatan neydi? Ve hatamın bedelini de ödediğimi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar söyleyenler oldu ki gerçekten her şeyi anlattım sizlere. Ve bu konuyu da burada kapatıyorum. Biliyorum. Peki Kur'an-ı Kerim'e ben demedim. Asla ağzımda Kur'an-ı Kerim çıkma dedi. Ama bir de bakalım Kur'an-ı Kerim o videoda Kur'an-ı Kerim demiş mi? Şimdi arkadaşlar ses kaydını çoğal dinleyeceğiz. Biz hatta benim karımı ilan etmiş kendisi. Ya bak ağzına TTO'gilerden de yaz çıkar. İşsiz ya. Abi en az bir 50 kişi benim profil resmimi kullanıyor. Ne kadar işsizler. Sana bir şey söyleyeyim, bunların hepsini 7 yaşında çok kezban büyük ihtimalle. Aynen, bence de bu Azra bayağı kezban. Harbiden ya. Şey diyor, Ender'i bırakamazsınız, Ender benim. Kanka profil resmindeki yorumlara baksana bak. Olay olsa hepsini tek tek ya. Bir de on nasıl bir... Güldüm içimde, böyle bir tebessüm ettim onu. Siktir git hoş deseydin. Sana Kur'an veriyor mu abi? Hayır. Verse ne yaparsın babana? Okumam yani, sikimde Kur'an'a var. Bence onlar fake. Okumam diyor. Ne soruyor ki okumam diyor. Okumayacağın şey ne? Ondan sonra onlar fake diyor. Yani fake olan şey ne? Bunun nereden kesinti yapabilir? Nereden kesmiştir? Neyse arkadaşlar, bugünlük bizden o kadar. Çok teşekkür ederim. Daha fazla bilirsiniz. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Bye.